Herkese merhaba, Kor İzland'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm neler yapacağız? Biraz farm yaptım, para biriktirdim gördüğünüz gibi. Ee, unutmadan, yani umarım unutmam, yarın yapacağımız şey ilk başta tarlayı, daha doğrusu ağaçları temiz e, sulamak olacak. E, tarla için daha... Vaktimiz var, iki gün daha var galiba. Bu arada e, biraz madencilik yapmıştım patlayıcı. Madencilik seviyemiz iki, şey altı oldu. Patlayıcı ikinci seviye patlayıcıyı artık üretebiliyorum. Şimdi burada mücevher satış fiyatlarını arttırır. İki kat daha fazla mücevher bulma şansını arttırır. Klasik taşların nadir kaynakları sağlama olasılığı daha yüksektir. Hmm. Hepsi de güzelmiş. <laughs> Nasıl cevher çıkartırken? Allah Garip Bunu açacağım Mücevher bulma şansımı da artık fazla arttıracağım Onun dışında Şimdi tarlamızı Bir ilk önce sulayalım Bugün çok şey yapacağız aslında İlk önce Orağımızı en sonunda ee, geliştirebileceğiz. Bir yandan düşünüyorum neler yapacağımızı da bir yandan e, günlük görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan neler yapacağımızı düşünüyorum. Bir yandan da başka unuttuğum bir şey var mı? O Onu düşünmeye çalışıyorum. Yani hepsini birden uygulamaya sokmaya çalışınca kafam karışıyor gerçekten. Çok fazla şey yapılıyor ya oyunda yani. Ondan dolayı bayağı problem. Hayvanlarımızı bir sevelim. Beylem. Sanırım tamam. Şimdi buradan yemeğimize koyalım zamanlarımıza. Bunları da koyduk. Yumurtalarımızı alalım. Silo falan da yapmamız gerekecek. Daha da silo için bir malzeme istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. O malzeme neydi? Tam da bakmadım ben. Keşke baksaymışım ya. Neyse bakarız tekrar sıkıntı değil. Evi geliştirmek için 5000 altın istiyor. Ee, ona verirsek 1266 altınımız kalıyor. Aslında ee, şöyle yapabiliriz. Yemeklerimizin bir kısmından feragat edebiliriz. Nasıl yapacağız onu? Şunların hepsinden 5'er tane bırakacak şekilde mecbur olarak. Ama bunları biriktirmeye kafaya koydum. Gördüğünüz gibi zaten sandık fazlasıyla dolu. En azından hepsini sabit maksimum 5 şeklinde ayarlamaya çalışacağım. Daha sonrasında bunların hepsini en az 10 olacak şekilde istifleyeceğim. Bu yaz şeyi bu arada yaz sezonunun yiyecekleri. Bir de şimdi bu sonbaharda çıkacak olanlar var. Onun için ayrı bir sandık yaptım mı? Yok yapmamışım. Buraya da bir tane daha yaparım. O da sıkıntı değil. Balımız yavaş yavaş oluyor. Mayonezimiz yavaş yavaş oluyor. Onları biriktiriyorum bu arada. Haberiniz olsun. Fosiller vardı. Doğru. Hepsini yapabilecek miyiz acaba? Fosilleri yanımıza alalım. Niye yanıma alıyorum? Çünkü bunlar... Nasıl? Acı biber mi? Bu acı bibermiş. Bunlar fosil. Ama çok birbirine benziyor değil mi? Yo. Bu da fosil. Aynen. Daha demin garip bir hataya denk geldik herhalde. Bunların hepsi fosil. Fosil laboratuvara götüreceğiz bunları ee, herhalde bir şey olacak bilmiyorum İlk defa deneyeceğiz sizde videoda göstermeye çalıştım mümkün olduğunca sadece laboratuvara gideceğimi biliyorum onun dışında başka ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum bu arada mor grit e, değerli taş çeşidi çıkarmıştık hatırlarsanız madenden çıkarmıştık yani hatırlamıyorsam bununla beraber gittim e, köye köye gittim ekipmanı geliştirmek için ama bana burada e, bunun koyduktan sonra altta bir ufak bir bar var. Yüzdelik bar. Yüzde 35 diyordu. Sanırım bundan birkaç tane daha bulmam lazım ki yani en az 3 tane olacak şekilde ayarlamam lazım ki yüzde 105 olacak. Bu sefer bu taşı buna entegre edebileceğim. Böylece ne özellik kazanmış olacak ekstradan bir özellik. Bu büyüleyici sağ tarafta gördüğünüz büyüleyici konum yazıyor orada. Oraya bir özellik daha ekleyecek büyük ihtimalle. Neyse şimdi bunun dışında başka yapmamız gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, müzeye gitmemiz lazım. Hepsini bugün yapamıyoruz. Bunu yarın yapalım. Aynen, bunu yarın yapalım. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. İlk başta laboratuvar burada mıydı acaba? Şuradaydı galiba laboratuvar da. Buradan ben gideyim. Demirciye ekipmanımı ilk önce vermem gerekiyor ama vermem için de Benim 20 tane odun Ve Sanırım 5 miydi? 5 tane de Gümüş çubuk Olması lazım Umarım doğrudur Tekrar git gel yapmak istemiyorum açıkçası çünkü geçmiş videoları zaten izlemişseniz birçok kez git gel yaptık. Yani sıkıcı oluyor. Sizin için de benim için de. Saat daha 8.20 diyor. Eyvah eyvah. O zaman aşağıya ilk önce şu haritadan. Teon'un evi. Burası laboratuvar. Tamam. Saat 8'de açılıyormuş laboratuvar. Laboratuvara gidelim o zaman. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hazır erken açılmışken Girelim bu fosiller neymiş? Ne işe yarıyormuş? Ne yapmamız gerekiyor? Bir para veriyor mu? Ne yapıyor? Bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Fosil kalıntıları işlenmesi. İşte bakalım. Bunu laboratuvara mi vereceğiz acaba? Müzeye mi vereceğiz? Bu arada biz bunları veriyoruz da. Evet. 20-20 götürüyormuş bizden. Hmm. Mamut pençesi diye bir şey bulduk. İki tane e, Galimimus kuyruğu. Bir tane Plasio nasıl bir şey? Gövde bulduk. Kemik bulduk. Mamut pençesi bulduk. iki tane. Bu arada konuşmam gerekiyor muydu bununla? Burada aynen. aynen. Denizde bulduğunuz hazine sandıklarını açabilirsiniz. Nasıl? Buradan mı? Bir tesisi geliştirmek. Bakayım bunlar ne istiyordu? Gümüş yosun üzü, akü, burada metal. Aslında otomatik gübre tarifini açabiliriz. Bunu kullanabiliriz, değerlendirebiliriz. Gümüş yosun üzü var elimizde. Daha da kasarım sıkıntı değil. Bu ne istiyor? Altın yosun üzü 5 tane istiyorsun. Bu otomatik tohum oluşturmak için kullanılan zanaat tarifinin Hmm. Bunların hepsini açacağız hepsini. Parke büyük ihtimalle şöyle bir şey. Ee, biz altın baltaya geçtiğimiz zaman büyük odunlar vardı. Görmüşsünüzdür mutlaka. Ee, büyük odun kütüğü. Onları kestiğimiz zaman bunlardan veriyor bize. Onları da ilerleyen zamanlarda kestiğimizde bunu da açabileceğiz rahatlıkla. Osmium içinde yosun özü bu baya baya ileride denizin daha da derinliklerine indiğimiz zaman büyük ihtimalle alabileceğimiz bir tarif yani şey öz. Olsun tamam sıkıntı değil. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Baya yavaştan alıyormuşuz gibi gelse de size de. Yani size geliyor mu bilmiyorum bana geliyor aşağı sen. O yüzden mümkün olduğunca ara bölümlerde farm yapıp ana bölümlerde de o farmı mümkün olduğunca da iyi değerlendirmeye çalışarak bölümleri tamamlamak istiyorum ve yani oyunu böyle ilerletmek istiyorum. Öbür türlü çünkü farm sırasında size göstermeye çalışıyorum. Bir yandan arada arada göstereceğim yine. Vazgeçmiş değilim tamamen yine yani farmsız. Nasıl kapalısın ya? Her seferinde hazırlıklı gelirim her seferinde kapalısın. Neyse o zaman aşağı inelim. Biberleri biberleri her şeyi satalım. Anlaşıldı bunlar Öyle böyle keyfe çalışıyorlar. Bugün bunlar açılmayacak büyük ihtimalle. Zaten kloset yazıyor. Bu gerçekten değişiyor mu acaba? Neyse. Ona dikkat ederiz bir dahaki zaman. Pazarı ee, pazara gidelim. Pazarda biberlerimizi falan satalım. Daha sonrasında marangozhaneye gidip evi geliştirelim. Madem öyle biz de oraya verelim paramıza. Buraya harcayalım. Bu arada bir görev var galiba. Ne görevi? Balkabağı. Hmm. Kaç gün istiyorsun? İki gün. İki gün içerisinde bal kabağım olacak mı emin değilim ya. Bakmam lazım benim aslında ona. Bugün doğum günü yok. Yarın doğum günü yok. Sonraki gün yok. Sonraki gün yok. Büyük ihtimalle zaten sonraki bölüm burada olur ya da bunu geçebilirim. Bilmiyorum. Neyse. Bugün günlerden ne? Pazartesi. 7'si. Daha demin ki neyse ben onu bir videoda kontrol ederek gerçekten 12 ile 17 arasında 2 saat sonra açacakmış kendisi. Gerçekten mi? O zaman yani her yerde suratımıza kapanıyor. Öyle bir şey olamaz herhalde. Ya bizim şansımıza ya da oyun gerçekten diyor ki ben sana üzerinde malzeme varken hiçbir türlü bir dükkanı açtırmam mı diyor acaba? Sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Bunları alalım. Bunları acaba koyabiliyor muyduk? Turşu yapımına. Bu çünkü sahilde gerçekten istiridiyeler çok fazla var. Hazır varken toplayalım. Burada başına ne yapıyorsun? İva. Bazen sadece ilham almayı seviyorum. Deniz kabukları deniz yapacak çok şey var. Evet bu konuda haklısın. Hatta bu konuda sana ödül takdim ediyorum ya. Harbi haklısın. Beni anlayan biri. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buralarda bir şey var mı diye bakıyorum. Farkındayım çok garip yerlerde geziyor olabilirim. Ama yani oyunda bu kadar alternatif varken yani bakasım var. Yok değil hani. Şuradan yukarı çıkalım. Bunu da alalım hazır. Size de göstermiş olurum videoda. Buradan bir köprü var. Oradan devam ediyoruz. Hemen şu yukarıda bir küre var. Ve buradan şekerlenmiş tohumları da alalım. Bölüm arasında bir ara görmüştüm. Ha dedim sonra alırım. Bu kadar önemli değil. Hazır buradayken yaklaşmışken alayım dedim. Şimdi Buradan tekrar markete geri dönüyoruz. Niye markete geri dönüyoruz? Çünkü biberlerimizi hızlı bir şekilde satıp daha sonra morangoz haline gideceğiz. Ne olur açıl artık. Evet açılmış. Mağaza. Sen, 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 sen. Sen, sen. sen. Bir de sen. Tamam. 7312 altınımız olmuş. Gayet güzel. Tohumlardan maalesef daha alamıyorum. Çünkü dediğim gibi evi geliştirmek istiyorum. Ekipmanımı geliştirmek istiyorum. Bunlara para harcayacağım. Ee, şu anda zaten tarlamız yeteri kadar mevcut. Ama e, oradaki tohumların birkaçını kullanmamıştım. Şu yukarıda galiba bir tane ışınlama, he, ışınlama yeri vardı. Onu hemen şuradan çiftliğimize gidelim. Hiç beklemeden. Çünkü yolda gerçekten zaman harcamak istemiyorum. Şimdi bunları koyacağız. Bunlar verilecek. Hmm. Hatta ve hatta bunları ha, bunları koyamıyorum. Tamam. O zaman bunları satacağız. Biz o zaman müzeye mi gitsek direkt ya? Gel müzeye gidelim biz. zaneden sonra müzeye gidelim. Aynen. Niye böyle saçma sapan şey yaptım ben de bilmiyorum gerçekten. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Aa onun için ne istiyor? İlk önce ona bakacağız. Ne, ne kadar taş ne kadar odun istediğini bilmiyorum. Sadece hatırlarsam yanlış hatırlamıyorsam daha doğrusu. Ee, altın istiyordu. Ha, kereviz. Alırız. Ha şurada da var. Ben bunları toplarım. Yani yerde ne bulursam topluyorum. Böceklerde de aynı şekilde yapmaya çalışıyorum da. Şimdi fazla sizi de sıkmamak için hızlı hızlı hareket etmeye çalışıyorum. En verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Ev geliştirme diyoruz. 100 tane odun, 50 tane taş, 10 tane bronz çubuk. Hmm. Ben şimdi bunun bir fotoğrafını çekeyim. Çünkü unutabilirim. 5000 altın istiyormuş, 100 taş, 100 odun, 50 taş, 10 bronz çubuk. Bronz çubuğun var mı bilmiyorum ama yani materyal olarak ham halinde var ama şey olarak yok diyebiliyorum. İşlenmiş olarak yok diyebiliyorum. Hatta bir önceki videoda madenciliğimizin seviye 6 olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de ben bronz madenine gittim, gümüşe değil. Bronz madeni yaptım. Çok fazla çıkarttım. Yani ne kadar çıkardım hatırlamıyorum ama çok fazla çıkardım hatırlıyorum. Kaç tane çıkardımmışım? Evet çok fazladan kastım buymuş. 36. Aa varmış tamam güzel. Neyse bunu da alırız. Kömür mü lazım da? Bundan alalım. Bunu da koyalım. Hazır. Değerlendirelim. burada dursun. Şimdi buradan değil bu. Bunu komple alacağım ya. 100 odun 50 taş. Ya bunu da komple <laughs> Ya hepsini komple alayım. Bronz çubuğu sadece 10 tane alabilirim. Onda da problem yok. Olsun sayısı az. Allah'tan işlenmiş varmış. Bunların hepsiyle gidelim evimizi geliştirelim sonunda mutfağı çünkü açmak istiyordum biliyorsunuz ne zamandan beri. Ee, sanırım evi geliştirdiğimiz zaman mutfak açılıyormuş. Yani en azından ben de öyle tahmin ediyorum diyeyim. Tam bilmiyorum. Dediğim gibi bu oyunu hiç oynamadığım için ilk bölümlerde zaten iyice sapıtıyorum. Sağa sola gidiyor. Gerçekten mi? Bu oyun galiba benim üzerime biraz fazla oynuyor. Şaka gibi. Yani kasabalı gelişme diyor bana ya. Aa. müzeye gideceğiz. Yani her ne kadar e, size iyi bir şekilde verimli bir gün geçirmeye çalışsam da maalesef ki siz görüyorsunuz. Benim bir şey dememe gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Siz görüyorsunuz. Bunu var yapalım. Donate atarken de demez herhalde. Şu saatler arası donate alabilirsiniz falan diye. Al bakalım. Tamam. Doldurduk. Of. Şimdi. Bugün ne yapacağız? Ben de merak ediyorum ne yapacağız şimdi. Yani. Ee, demirciye gittim. Demirci kapalı. Buna gittim de kapatıyormuş. Onun dışında nereye gitmiştik? Hatırlamıyorum ya. O zaman bizim yapmamız gereken şey belli. Aynen. Burada tanımadığımız bir insan varmış. Beyin diyor. Ona da bakabiliriz aslında. Ben geliyorum şimdi. Evet, şimdi buraya geldik. Niye geldik? Hazır şunu da göstermek istiyorum. Şöyle bir üretim büyüme oranınızını arttıran bir şeyimiz varmış. Önceliğimiz şu olacak. Şimdi, bal kaba 7 gün sonra verecekmiş galiba. Bizden görev bir iki gün sonra istemişti. Bunu arka arkaya kullanabiliyor muyuz acaba? Nesneye yetiştirmek imkansız. Ha, bunları başlangıçta kullanabiliyoruz. Başlangıçta koydun koydun. Koymadın geçmiş olsun. Anladın. Normalinden daha kısa sürüyormuş kısacası. Bunu anladım ben. Sıkıntı yok. Şunu. Şu, buraya da koyabiliriz aslında. Gübrenin yanında dursun zaten. Kraftlanmış bir materyal o da. Sen buraya gel. Hatta sen böyle otomatik olarak al. Sen de bunu otomatik olarak al. Başı buraya al. Bunu buraya al. Ee, onun dışında buraya koyacağımız bir şey var mı diye bakıyorum. Yok aslında. Evet, yok. Şimdi biz minik bir farma başlayacağız. Bu farmda, yani farm yapmak istemiyorum onun yerine iyice hikaye ilerletelim diyordum. Gece balıkları var mesela. Bimin bir Arap miyaya ihtiyacı var. Genellikle ha hava karardıktan sonra serin sularda bulunurlar. Serin sulardan kastın nedir acaba? Şimdi haritaya baktığım zaman serin su diye bir yer yok. Adadayız zaten. Her yer su. Ayçiçeği çelenge. Ayçiçeği ver diyor bana ama bu ayçiçeği sanırım olmayacak. Çünkü ben ektim diye hatırlıyorum. Ekmediysem de geçmiş olsun. Ayçiçeği mi? Bir dakika. Benim çantada vardı galiba. Sandıkta var mıydı? Bir bakayım ben ona. Yoksa da artık yapacak bir şey yok. Bal kapağını istiyor. Çok bal kapağı isteyen var ya. Paul'a yardım etmek. Pol biraz yeşil çay getir diyor. Ah keşke getirebilsem. Büyük ihtimalle bu yeşil çay da mutfakta yapılıyor. Gelişimle yapılıyor. Neyse şu ilk önce ben ağaç bakacağım ayçiçeği varmış elimizde. Evet. Biz hemen gidelim onu verelim. Kimdi? Valentina. Valentina. Neredesin? Neredesin hemen? Aa. Bu mu? Tamam. Sahildeymiş. Direkt oraya gidelim. Hatta fast gidelim. Hop buradan. Bari görevleri azaltalım. Elimizdeki görevler birazcık azalsın. Sen misin? Valentiniye. Evet. Her zaman zor kitaplar okumak zorunda değil. Sonundasınız. İğrenç. Evet. Bir gö görev öğesini ver. Ya. Bu nasıl oluyor? Bak gerçekten sinirleniyorum ya. Bir görev öğesini ver diyor bana bak. Ver. Teslim et. Yani burada ya çevirde bir yanlış var. ...sinirlendiriyorlar çok üzüntülerim yani. Hakikaten uyuz edici bir şey ya. Yani ben bunu... ...ver diyorum. Görev bir tane... yani ...elimde bir tane olsa ben ne yapacaktım? Git gel yaptık bak boşuna. İki tane aldım ne olur ne olmaz. Gene atar ağzına diye. Ver diyorum ya. Valentina burada mı? Bir bakayım. Neredesin? Buradasın tamam. Doğru kişi mi diye teyit etmeye çalıştım. Orada gözükmeyiz mi çünkü. Gel bak. Bu sefer veriyorum sana. Evet. Evet. Sonunda. Çok teşekkür ederim diyor. Rica ederim. Boşu boşuna öfkelenmiş gibi gözükebilirim. Videoda birazcık, birazcık patlamış da olabilirim. Kusura bakmayın gerçekten sinir bozucu ve alıyor. Çünkü önceden de yaklaşık 2-3 görevimde böyle yalan oldu. Yani mecbur iptal etmek zorunda kaldım. Ver diyorum, görevi teslim et diyorum. Teslim etmek istediğiniz emin misiniz diye bir yazı çıkıyor ya en sonda. Ona evet diyorum gidiyor ağzına atıyor. Yani nispet yapar gibi. Ha görevi ne diyeceğim? veremezsin deyip atıyor ağzına gibi. <laughs> bir garezlik. Bugün ben, bu oyunda bir garezlik var bana. Bilmiyorum artık en son kaçtı. Ondan dolayı bir anlık sesim yükseldi. Normal, ama normal. Hak verirsiniz zaten videoda da. Her şey üst üste geliyor. Şaka gibi. İki papatya diyor. Yok iki papaya. Papayı yazın yapmamız gerekiyordu. Ee, balık tutalım. Bu Arapya mı? Ne? Onu toplamaya çalışalım. İlk önce denizden toplamaya çalışalım. Sonra e, kendi tarlamıza gidelim. Oradaki göllerden deneyelim. Elbet bir yerden çıkar diye düşünüyorum. Soğuk yerlerde yaşar diyor. Ama soğuk yani. Ben haritaya bakınca soğuk bir yer görmüyorum. Her yer soğuktur ya da her yer sıcaktır. Ama. Ya da şuradan. Yok burası şelale. Buralardan mı bahsediyor diye düşündüm de. Bu arada buraları nasıl açacağız hiç bilmiyorum. Herhalde zamanla hikaye ilerledikçe açılacak. Buradan şöyle gelip de şundan merdivenden yukarı çıkısa hmm. belki buradan böyle bir çıkışı vardır engel yoksa o burayı ilerleyen zamanlarda bir bakacağım merak ettim buraya hiç gitmedim bu arada gitmediğim tek yer burası olabilir Onun dışında başka serin bir yer ben görmüyorum ama sanırım yoktur. Dediğim gibi ilk başta ben buradayım zaten. Burada tutmaya çalışacağım bu bölgelerde birazcık. Olmadı benim evin hemen yanındaki gölden deneyeceğim, aşağıdaki gölden deneyeceğim, sonraki gölden deneyeceğim. Tavukların olduğu yerdeki gölden deneyeceğim. Buradan da denerim. Bonus olarak. Artık hepsinden ayrı ayrı deneyeceğiz. Tabii ki bu birkaç gün sürebilir. En azından Böyle bir şey var. Görevi ilerletmiş oluruz. Yani en azından keşfetmiş oluruz. Bilmiş, öğrenmiş oluruz. At bakalım ne gelecek. Akşamüstü diyordu. Akşamüstü oldu hatta geceye girdik. Bakalım ne gelecek bahtımıza. Orada enerjimiz full. Daha herhangi bir enerji harcaması yapmadık. Oo, baya sertmiş. Hop aldım. Ah topa çıktı. 80 santimdi galiba.

hop bundanlık. Autoppo çıkıyor genelde. Tekrar Autoppo çıkarsa benim gülünü orada tutmaya devam edeceğim. Her yerde 3 kere döneceğim. 3 4 hatta 5 kere de deneyebilirim. Bakalım buradan ne gelecek. ıstakoz geldi. Tamam. Gidelim evden deneyelim. Soğuk yerlerde diyor yukarılarda mı acaba biraz daha yukarılarda mı tutmaya çalışsam? Burada tutalım bakalım. Şu gölün hemen orada nehri de belki şansımıza bir şeyler gelir. At bakalım. Oltamızı. Orada bu kelebek biraz farklı bir kelebek gibi gözüküyor. Şunu balık balığı tuttuktan sonra şu kelebeği almayı çalışacağım. Omon tuttum. Gerçekten mi? Tamam. Gelemeye doğru gitmem lazım. Hop aldım. İlk defa tuttum değil mi bunu? Müzede yoktur. Evet. Çünkü garip yani farklı geldi benim gözüme. Burada bir, birisi tutuyordu değil mi? Ben tutarken gördüm galiba burada balıkçı birisine. Bir kişi burada tutuyordu. Sahilde benim tuttuğum yerde de bir kişi tutuyordu. Sarışın bir adamdı. Genç e, ee, iskelenin girişinde iki kişi tutuyordu. Acaba onlar tüyo olabilir mi? Hani buralarda tutsan daha iyi alırsın bir şeyler falan diye. Ya da bir örnek miydi? Burada tutabilirsin, orada tutabilirsin. Bu arada saat 23.20 oldu ve ben enerjimi harcamadım. Biraz verimsiz geçti bugün ya. Ama moralim anda birazcık üzüntü yaşadım. Ne yalan söyleyeyim. Yani bu kadar şeyin üst üste gelmesine hala da sistemi ediyorum Neyse eve gidelim. Çiftliğimize. Aşağıda birazcık ee, odun taş falan keselim. Ben biraz farmı da göstermiş olurum, en azından böyle gösterelim yani yapacak bir şey yok. Normal şartlar altında bugün evimizde, mutfağımızda uğraşıyor olabilirdik, tertemiz bir şekilde tariflerimizi keşfediyor olabilirdik. Ama bunu yarın da yapabiliriz belki. Bir ihtimal, mümkün olan en kısa zamanda işte bunları geliştirmek istiyorum. Herkes keyif eder bilmiyorum. Yani dükkanlar çok farklı işliyor. Yazın ayrı işliyor, kışın ayrı işliyor. Ben denk getiremiyorum. Yanların saatleri falan denk gelmiyor. Plan program yapıyorum ona göre. Planın programı alt üst oluyor. Garip. Neyse şunu da kestikten sonra yatağa geçeriz. Enerjimiz zaten yarım olarak kalkacak. Yani daha doğrusu yarım olarak Gelecek işte bak bundan bahsediyorum bu ağaç kütüğünden. O tohumda istediği kütük var ya işte o kütük bu kütük. Halledelim. Şurayı şöyle bir İkili Tamam. Gidelim. Aa dışarıda kaldık. Dur. 1.50 olacak. 2 olursa yandık. Heh, girdik içeri. Tamam. İçeri girdik. Hemen uykuya gideceğiz. Mecbur. Evet. Bugün en yani para kazandığımız para kadar değersiz bir gün oldu. Değersiz bir gün olarak geçti. Sıkıntı yok. Şimdi haritadan açacağım şu kaçta açıyorsun kardeşim? Saat 9'da açıyorsun, 5'te kapatıyorsun. Tamam. Sen kaçta açıyorsun? 9'da açıyorsun. Saat 6'da kapatıyorsun. Tamam. Sen kaçta açıyorsun? 9'da açıyorsun, 17'de kapatıyorsun. Ama sen 12'de maalesef ki kasaya 12'ye 12'de geçiyorsun. 5'e kadar şey yapıyorsun, bekliyorsun. O 9'da 12 arası ne oluyor anlamıyorum sana. Neyse, sıkıntı yok. Üstümüzde bir şey var mı? Üstümüzde bunlar var diyor. Oyunumuza. Tamam. Gümüşümüzü de alalım. Bronzumuzu da alalım. Her şeyimizi üstümüze alalım. Şunları ilk önce otomatik bırakacağım. Niye bırakacağım diye soracak olursanız. Şunları ilk önce ben bir temizlemek istiyorum üstümden ya. Bunu verdik mi daha önceden? Bakalım. Vermişiz. Vermişiz. Vermemişiz. Bunu da vermemişiz. Bunların ikisini şuraya koyacağım. Bu. Bu. Aynen. Bunların ikisi orada dursun. Ee, onun dışında. Bunları vermişim. Bunları satacağım. Kerevizleri de sat ya. Hatta bu. Bunun da fiyatını öğrenelim. Ayçiçek hiç olmazsa. Bunları da toplayalım. ne oluyorsa biberden oluyor. Biberi. Yani biber bizi iyi taşıdı şu anda kadar yazın ektik. Yaz ilk defa yani yazın ektiğimiz şey sonbaharda kalmış oldu böylelikle. O kesinlikle güzel oldu. Onun dışında 5 tane daha bundan alacağım. Buraya koyacağım. 5 tane de bundan alacağım. Buraya koyacağım. E, 579 olur. Bu da olur. Başka. Başka bir şey yok herhalde şu biberleri hepsini yolla. Bunu satmasak mı? Satmayalım. Üç tane çıkmış. Bunu festivale saklayalım. Festivalde sunacağımız yiyecekler arasında olacak. İyi, güzel. Bizim yani mükemmele yakınlar arasında aynı. Mükemmele yakın arasında 1, 2, 3, dört... 5 tane çeşidimiz var. Bu 5 5 ile birlikte festivalde sunum yapacağız. Ve festivalde yemek sunumu da yapmak istiyorum. Onun için deli gibi evi geliştirmeye çalışıyorum ki mutfakta mümkün olduğunca tarif, aşçılık seviyemi arttırırım. Daha iyi kaliteli daha iyi yemek çıkartırım diye bir, bir umuyorum. Bakalım ne olacak. Üstümüzde saman da var. Hayvanlarımıza bir bakalım. İçeri gir. Ha büyük yumurta da çıkmış. Güzel. Ne olur bugün verimli bir gün olsun. Tek isteğim o. Planlarımıza sadık kalıp onların hepsini yapmak. Tek istediğim yok gerçekten. Bunları teker teker koyalım. Dışarı da çıkartalım. Bak dışarı çıktığımız zaman bunu basmayı unutuyorum. Çıkın bakalım dışarıya. Bunların hepsini koyduk. Özümüz de var. Fındık özü değil mi? Evet. Bu neredeydi? Burada mıydı? Yok. Burada mıydı? Yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada. Burada da yok. Gerçekten mi? Tamam. Burada var mıydı? Varmış. Buradaymış. Tamam. Tamam. Şimdi saat kaç? 8.10 geçiyor. Şurada sulamamız gereken ağaçlarımız var. Şu ağaçları bir itelim. Aynen. Sulayalım. Ekmemizi atalım. Sulayalım. Ve daha suyumuzu dolduralım da elimizde su olsun. Burada biberlerimiz yok ya. Biberleri de ekseydik iyiydi. Neyse. Bir tane şuraya bir gübre versene. Aynen. Tamam. Onun dışında... Meyvelerimiz neredeydi? Burada mıydı? Yok. Buradaydı. Bunları koyalım. Bunları tekrar düzenliyoruz. Düzenli bir şekilde koyuyoruz. Onun dışında bizden istediği başka bir şey var mıydı? Bak çok iyi hatırlamamız lazım. Yoksa ben niye bu kadar uğraşıyorum? Telefonda baksana desenize. Bronz çubuk. Bronz çubuk var. Odunumuz var. Taşımız var. Evi geliştirecek materyallerin hepsini üstümüze aldık. Bir de ayrıyetten oramızı orağımızı geliştirecek malzemelerde de 5 gümüş istiyordu, 20 odun istiyordu. Odunu fazla fazla aldım o yüzden normalde 100 oraya, 20 oraya 120 tane odun almam gerekirken 579 odun aldım. Sağlık olsun hiç sıkıntı değil. Yeter ki bizim işimiz ne olursun görürsün artık. Evi geliştirin. Bu evi geliştirin. Dongu. Yok, aynen, Yok. İyi. Açtınız. Sevindim yani. Şimdi. Ben dediğim gibi bunu yapacağım. Yani biraz daha bana güzel gözüküyor. Görünüş olarak, görsel olarak daha güzel gözüküyor. Tabii ki değerleri de tatlı olabilir. Ama bana samandan falan bilmiyorum. Bunlar bana birazcık basit gibi geldi. Ha gösterişli diye bunu şey yapmıyorum. Biraz daha şık Modern gözüküyor. Ondan dolayı bunu seçtim. Paramız var. Odunumuz var. Taşımız var. Bronzumuz var. Bunu onaylıyorum ve hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu harika. Çok teşekkür ederim. Sabah ilk iş olarak başlayacağım. Birkaç gün içinde hazır olur. Birkaç gün vakit harcıyorsun sanırım. 2000 2000 mi altınımız var? Evet. 2000 altınımız Odun satabiliyor muyum sana? Çok saçma sapan bir şey yapacağım ama yaparsam da anca öyle kurtarırım. Evet satabiliyorum. Tanesi 2'den. Biraz. Evet geldik şimdi. Ee, şöyle bir şey aklıma geldi. Dedim ki niye böyle tek tek uğraşıyorum. Hepsini bir daha sat gitsin. Bir tane ağaç kesersin zaten onların hepsini çözersin. Ve dediğimi yaptım. Evet dediğim yaptım. Biraz işkence sürdü ama o ne öyle? Ölüm borusu. Ah, ilk defa böyle bir şey topluyorum. Sana da dikkatimi çekti de. Neyse, şimdi buradan Demirciye doğru geçelim. Demirci'de ee, oramızı teslim edelim. Daha sonrasında eve geri dönelim. Evdeki sandıkları alacağız, buraya getirip kırdıracağız ama paramız kalacak mı? Onu bilmiyorum, emin olamadım, o yüzden hiç uğraşmadım araçların iyileştirilmesi diyelim. Evet, oramızı geliştir diyoruz. Aracınız gümüş olarak yakında üretime geçecek. İki gün içinde hazır olacaktır. Bunu da verdik. Böylece ne, hem evimizi geliştirmek için işleme aldık, hem oramızı geliştirmek için işleme soktuk. İkisi de yaklaşık 1-2 gün sürecek sanırım. Bu süreç içerisinde zaten ben yine farm yapmaya devam edeceğim. Ama en azından birazcık gelişim gösterebildik. Evet burada open yazıyor. Öncekinde closed yazıyordu hatırlarsanız Bundan sonra buraya bakabiliriz aslında. Unutmazsam eğer. Neyse. 313 paramız kaldı. Şuradan hemen ben eve doğru geçeyim. Satabilecek bir şeyimiz var mı bilmiyorum ki. Bakmam lazım. Elimizde de pek bir şey yok öyle satılacak. Yani akşam gelecek. Bu da yemekmiş. Mantarmış. Hmm. Neyse. Şimdi burada taşımızı koyalım. Geri kalanları da koyabiliriz. Niye uğraşıyoruz ki? Aynen. Ee, onun dışında koymamız gereken bir şey var mı diye bakıyorum da. Bu bunu ben çok garibime gitti bu çiçek olayı. Bu ayrı yere koyacağım. Nasıl bir çiçek anlamadım. Belki özel bir şey yapılabiliyordur. Ya da ben çok abartıyorum. Bilemiyorum. Şimdi. Aa buraya çiçek. Bak unuttuk. Oraya çiçek koyarsak ekstradan bal elde edebiliriz. da 3 tane burada 2 tane çıkacakmış. Bir tane daha verebiliriz aslında. Yani isferin. Baldan 2 tane oldu. İçecek olarak geçiyor bu. Ha, i̇lginç. Doğrudan kovandan gelen büyük kap. şu. ilginç. Hmm, tamam. Buralar böyle kalmayacak bu arada. Buraları düzelteceğim. Dediğim gibi bu biberlerin tamamen artık yok olmasını bekliyorum. Kış ayında büyük ihtimalle yapacağız bunu. Ben e, sonbaharda hepsi giderdi diyordum ama biberler de gitmiyormuş. Hala daha devam ediyormuş. Gerçekten biberler çok verimliymiş. Ben biberlerden önümüzdeki yaz tahmini bir yani şu komple gördüğünüz bu alanı komple biberlerle döşeyebilirim. Gerçekten iyi kazandırıyor ve sürekli çıkartıyor. Üç günde bir veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında. Bunları versek mi? Verelim ya. Bunları da açarız. Aynen. Açalım gitsin. Hazır yapmışken. Hazır aa ev gelişmiş. Dikkatimi şimdi çekti. E ee, içerisi. Boşuna mı yaptık? Ben şaka yapıyorsun. Neden? Ev depolama. Yok. Mobilya, duvar, kağıt, toprak, diğerleri. İçi. Allah Allah. Acaba aldım. Bugün hiç. Bir iki gün bekleyeceğim bakayım. Belki içerisinde düzeliyordur. Aa. Neyse. Gidelim demircimize. Demirci eee de, sandıkları kıralım. Kırdığımız sandıklardan belki ekstra güzel bir şey çıkar. Müzeye bağışlayabileceğimiz. Onları bağışlarız. Çıkmazsa da aynı şeyler çıkarsa da yapacak bir şey yok. Satarız. Şimdi, önce en azından çıkalım. Kralım. Herhangi bir kolye. Yüzük. Çöp. Gümüş Bundan çöp. İnci broş. Çöp. Değerli taşamdan. Cam. Kırık güneş saati. Tekme, tekne dümeni. Kırık güneş saati. Sihirli lamba değişik şeyler çıktı mı çıktı. Bunların birçoğu yani birkaçı yüzeye bağış yapmamışımdır büyük ihtimalle. Onun dışında zaten diğerlerini yanıma almış mıydım? Almışım. Çok iyi. İyi akıllılık yaptım. en azından kafam karışmadı orada. Çünkü ev gitten cidden kafamı götürdü. Konuşamıyorum bile ne. Normal şartlar altında evi geliştirdiğimiz zaman mutfağın açılması gerekirken açılmadı. Acaba bu bir iki gün içerisinde hazır olacak dediği şey mutfak mıydı? O düşünüyorum sadece şu an. Umarım öyledir. Gerçekten o kadar para verdik, o kadar malzeme harcadık. Umarım öyledir. İnci broşu veriyoruz. Balığı veriyoruz, kelebeği veriyoruz, sihirli lambayı veriyoruz, tekne dümenini veriyoruz. Böylece ne? Ödülümüzü alıyoruz. 8 tane kabak çekirdeği. Acaba şimdi eksik e, yetişir mi? Bakmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde bakmamız gerekiyor hem de. Hemen şuradan işini alalım. Artık ısınma yerlerini öyle bir keşfettim ki yani yol yürümemek için elimden geleni yapıyorum açıkçası. Geldik. Bakmaya bakalım ilk önce. Bakayım da belli olur. 8 gün içinde diyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Luk'un doğum gününe denk geliyor. Bizim yetiştir Yani şu an ekersek lukun doğum gününde yetiştirilmiş ve hasat edilmiş durumda olacak o zaman. Tamam bunu yapalım. Hatta erken e, yetiştirme vardı hatırlarsanız ekmiş e, yapmıştım. Göstermiştim size ama tekrar şimdi gösteririm. Onu da alalım yanımıza. Bak şu. Bununla beraber bakalım e, kaç gün diyordu. 13 günde büyür ve her 7 günde bir üretim yapar. Pardon. 13 günde büyüyormuş. 8 gündeymiş. E bu kış ayında çürümüyor mu? Çürür. Benim bunu da başta yapmam lazım da. Neyse yapalım bunu. Elimizde kalacağına. Bakalım. Şuraya ekelim ya hazır. Aynen buraya ekelim. Hazır sulayabilecek arazi imkanı varken, orkulu falan hazırken bunları da hızlı büyümeyi verelim. Bakalım kaç günde büyüyecek normal şartlar altında. Nas? Ha 13 gün diyor. Orkide mi? Ha orkide tamam. Balkava 13 gün diyor. Biz bunu normalde büyüme oranını biraz arttırıyormuş bu. Bakalım 13 günde mi olacak yoksa 13 günün haricinde o 7 günlük yenilenen olayı mı kısaltacak? 5 güne falan mı indirecek? Bakayım bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Şu mücevherleri falan şeyleri artık satalım. Bunlardan çünkü hiç hiç gerek yok. Ya da dur. İlk önce şu sanda biriktirdiklerimiz var mı? Koyduklarımız varmış. Onları koyalım buraya. Doğru. Bunları hiç koymamışız, koyduğumuz zannettim tamam koymamışız, koyalım burada dursun, bir hissin en azından. Belki bir işe yarar, şey yapar. Baktık birkaç bölüm boyunca, Hiçbir türlü bir istenmiyor bir yerde. O zaman satarız onları da. Ne olacak? Bakalım bugün ne kadar kazanacağız gerçekten merak ediyorum. Oramız yok. Ağaçları kıralım ya. Gidelim eve. Artık saat 18 oldu. Bu arada biz suladık mı ağaçları? Sulamışız tamam. Orkideler bir gün sonra olacakmış. Küplerimizi bırakalım. Anlarımızı bırakalım. Başka bırakacağımız bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Tamam. Gidelim yatalım uyuyalım. Ee, saat biraz erken ama zaten enerjimiz de yoktu. Ne kadar erken yatarsak o kadar iyi. Hava durumu nasıl yarın? Güneşli diyorsun. Sonbahardayız ama yine de güneşli. Tamam. Takvime bakıyoruz. 13 gün diyordu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu zamana kadar büyüyor. Büyüdükten sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 günde bir veriyordu. Ee, bunun matematiğine bakacak olursak geçmiş olsun biz toplayamayacağız bir de. Neyse. Bakalım erken büyüme tohumu ektik ekstra gübreleme mi artık tohum bir şey. Bir ilaç ekledik ama onun faydasını görecek miyiz? Normal şartlar altında dediği teoriye bakacak olursak bu ay yani bu mevsim alamıyoruz. Bakalım. Önümüzdeki bölümlerde görürüz. Uyuyalım. Dediğim gibi biraz erken yattık. Enerjimiz yoktu. Tarımdan 1370, toplamadan 43 balıkçılıktan 328, diğerlerinden 92, toplamda 1833 coin altın almışız. Bu kadar. Neyse, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. When you want to get off Gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view.